Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık bildirim formu nasıl doldurulur? Bununla ilgili kısaca bir video paylaşacağım arkadaşlar. Bu evrak genelde ehliyet değiştirirken ya da bazen sağlık ocakları istiyor. Bu yüzden daha önceki paylaştığım videoların altında yorumlar olduğu için bununla ilgili sizlere yardımcı olmak istedim. Arama kısmına geldiğimizde arkadaşlar kişisel sağlık diye yazdığınızda kişisel sağlık bilgi formu seçeneği çıkacak arkadaşlar. Bu ekran çıktığında yeni başvuru seçeneğine tıklayacaksınız arkadaşlar. Tıklar tıklamaz ben özel bilgilerim çıkmasın diye daha önce açmıştım. Bu şekilde bir ekran sizi karşılayacak arkadaşlar. Hemen yukarıda TC kimlik numarası bilgileriniz çıkacak. Altında adınız, soyadınız, medeni durumunuz, doğum tarihiniz çıkacak. Ve burada sizden birkaç bilgi isteyecek. Bunları girdiğiniz zaman arkadaşlar kan grubunu mutlaka eklemeniz gerekmektedir. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar devam et seçeneği çıkacak. Burada işte sizden çeşitli sorular soruyor. İşlem birkaç dakika sürüyor ama bunları hızlıca hemen işaretlemeniz lazım. Yani genelde herhangi probleminiz yoksa hayır demeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Dedikten sonra devam et diye tıklayacaksınız. Görme kusuru hayır, hayır diye tıklayacaksınız. İlerliyorum arkadaşlar. Her şeye hayır, hayır, hayır seçeneğini kullanarak devam edebilirsiniz. Sizlere birçok sorular soruyorlar arkadaşlar. Ehliyeti buna göre düzenliyorlar. Zaten ehliyet almak istediğimizde bu form, kişisel sağlık bilgi formu kesinlikle isteniyor arkadaşlar. Bu bilgilerin her bir detayı çok önemli. Yani mümkün olduğunca doğru cevaplar vermeniz ileride herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızda sizi mağdur etmeyecektir. Bakın bunları tek tek dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bayağı da bir doldurmama rağmen hala bitmedi. Şuralarda bir yerdeyim. Devam et diyorum yine. Yine hayır, hayır, hayır seçeneğini tıklamak suretiyle. Çünkü herhangi bir probleminiz yoksa hayır diye tıklayacaksınız. Benim herhangi bir problemim yoktu. Hayır, hayır diyerek bu formu oluşturmuştum. Hem askerlik için istenmişti hem de ehliyet değiştirirken istenmişti. O yüzden bunlara direkt hayır seçenekleriyle cevap vermiştim. Sadece gözlüğümle ilgili bir problem vardı. O da ehliyette en son ehliyet çıkarırken sormuşlardı. O yüzden bana gözlük vermişlerdi mecburen. Yine devam et diyorum arkadaşlar. Bakın burada genel olarak bir ön izleme sayfası çıktı. Şuradaki bütün bilgileri doldurduk arkadaşlar. Bu sayfayı mutlaka teyit edin. Sizinle ilgili herhangi bir yanlış bir durum var mı yok mu arkadaşlar? Bununla ilgili kontrol etmenizde fayda var. Buradaki bilgileri kontrol ettim. Size bir ön izleme veriyor. Ön izlemeyi de yaptırdıktan sonra arkadaşlar buradaki bilgileri iyice kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir yanlış bir yerde, yanlış bir kısım doldurduğunuza inanıyorsanız oraya hemen güncelle seçeneğini tıklayarak arkadaşlar ilerleyip o kısmı düzeltip tekrardan sona, işlemin sonuna doğru ilerlemeniz mümkün. Verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum deyip başvur diyorsunuz. Bakın şimdi başvuruma dahil belge çıktı. Bu dosyayı direkt indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada kişisel sağlık bilgi formu çıktı. Burada verdiğim genel bilgiler her şey çıkıyor arkadaşlar. Bu belgeyi talep eden resmi kuruma vermeniz mümkün. Daha önce başvuru yaptığım kişisel bilgi formları da var arkadaşlar. Şu ana kadar iki kez yapmış oldum. İlk ehliyeti değiştirirken 2022 yılında değiştirmiştim. O zaman çıkarmıştım. Şimdi de sizin için bu belgeyi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar isterseniz bu belgeleri buradan silip mümkün arkadaşlar. Böyle de ilerlemeniz mümkün. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer destek vermek isterseniz de katıl butonuna tıklayıp teşekkür edebilir ya da abone olabilirsiniz.